Aslında bunu çok da devam ettirmek lazım. Şu manada o Abbasilerin başında ve Emevilerin sonunda o sıralar öyle bir yeni din oluşturulmuş ki bu dinde bütün kavramların içi boşaltılmıştır. Bütün kavramların içi boşaltılmıştır. Tamamı, bir tanesi iki tanesi değil. Resulün içi boşaltılmıştır. Nebinin içi boşaltılmıştır. Allah kavramının içi boşaltılmıştır. Kur'an kavramının içi boşaltılmıştır. Sünnet kavramının içi boşaltılmıştır. İman nedir? Küfür nedir? Şirk nedir? Bütün bu kavramlar, yani şu anda okullarda okutulan kavramlar gerçeği yansıtmamaktadır. Ha, zamanımızla ilgili değil bu. Ta uzun asırlar öncesinden beri bu böyledir. Ondan dolayı kafir kimdir diye sorsan Allah diye bir varlığı kabul etmeyendir der. Şimdi televizyonda bir yabancı diziyi izlerken adamın Allah dediğini görünce Allah da şaşırıp kalır şey. Evet, şimdi bu akşam asıl anlatacağımız şu. Bu insanlar Cenab-ı Hakk'ın şirk dediği bu inancı ahirette de sürdüreceklerdir. Hani hatırlayalım, En'am suresinin 148. ayetinde diyor ki Allahü Teala سَيَقُولُ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا Müşrikler şöyle diyeceklerdir لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا Allah bizim böyle olmamızı tercih etmeseydi ne biz müşrik olurduk ne de babalarımız. Yani bizim böyle olmamız Allah'ın tercihidir. Allah böyle istemiş, böyle yapmış. وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ Herhangi bir şeyi haram da kılmazdık. Neydi devamı? كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَٰهُ بَأْسَنَا Bunlardan öncekiler de tıpkı bunlar gibi yalan söyleyip durdular. Niye? Kendi fıtratları gayet iyi biliyor ki Allah insana her konuda fırsat verir. Dolayısıyla o fıtratları yaptığının yalan olduğunu söyler. Kitaplar ne yazarsa yazsın, fıtrat doğruyu söyler. Çünkü din fıtrattır biliyorsunuz. كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَٰهُ بَأْسَنَا Baskınımızı yiyinceye kadar, cezamızı görünceye kadar ondan öncekiler de böyle yalan söyleyip durdular. قُلْ هَلْ عِنَّكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا Onlara de ki, yanınızda bir ilim var mı? Çıkarıp bize gösteresiniz. اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ Siz sadece bir zanna uyuyorsunuz. Ne o zan? Bak efendim işte bu mecazdır. Kim söyledi bunun mecaz olduğunu? Alime fiilinin manası şuymuş. Size nasıl oluyor her yerde alime fiilinin manası belli de burada nasıl oluyor öyle acayip acayip manalar ortaya koyuyorsunuz? Sadece o mu? Ondan sonra efendim çok değişik yani hiç Kur'an-ı Kerim'e uymayan acayip manalar. Bir zan. اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا ذُونَ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا Siz sadece atıyorsunuz. Atıyorsunuz. Desteksiz atıyorsunuz. Şimdi geçen hafta bazı videolar göstermiştik. Bazıları hatta şeydir biliyorsunuz tarikatlarda ve bir cemaatlerde birçok yerlerde ölürken yardım ederler değil mi? Ölü öğretirler. Kabirde kurtarırlar. Hatta bir tanesi şöyle kitabında okumuştum. Diyor ki Şah-ı Nakşibendi Hazretleri vefat ettiği zaman kabirde ona bir taht getirdiler. Yanına 3 tane melek geldi. Dedi ki ben Rabbimle sözleşmişim. Bütün müritlerimi yerine yerleştirmeden hiçbir işle meşgul olmayacağım. Şimdi ben de diyorum ki o melekler acaba şöyle yırtmaçlı kızlar şeklinde mi geldi ona? Bu ne biçim bir şeydir ya? Bu hangi din? Kimin dini bu? Şimdi açalım bakalım şeyi.
Hani ölürken sizi naime sokacağım kişi bakalım nereye sokacakmış. Şimdi okuyacağız. Araf suresinin 37. ayetini açıyoruz. ...153. sayfa. Diyor ki burada Allah-u Teala... فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Bir yalanı Allah'a mal edenden daha zalim kimdir? اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِ Ya da ayetleri karşısında yalan söyleyip durandan daha zalimi kimdir? Bu kadar ayetler var. اُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ Bu kitaptan payları onlara ulaşacaktır. Çünkü bu kitap, bu işleri yapanların ahirette göreceği cezayı bildiriyor. Hatta اِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ Elçilerimiz onlara vefat ettirmek için geldikleri zaman. Elçiler kim? Ölüm melekleri. Bu arada size de hatırlatalım, biliyorsunuz Azrail diye bir melek uydurulmuştur. Ama Kur'an-ı Kerim ölüm melekleri diyor. Ölümle görevlendirilen, herkes için ayrı ayrı görevlendirilen melektir. Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisine bakın ki Azrail diye bir melek var mıymış? Galu, bak bir tane değil, birkaç tane. Yani ikiden fazla. Şöyle diyeceklerdir. Eynema kuntum ted'un min dunillah. Allah ile aranıza koyup da yardım istedik. Yetiş ya Hazreti Hamza diyordun ya. Efendim yetiş ya Abdülkadir Geylani diyordun ya. Yetiş ya şeyhim diyordun ya. Şeyhimin himmeti diyordun ya. Nerede onlar? اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah ile aranıza koyduğunuz, Allah'a yakın görüp de yardıma çağırdıklarınız nerede? قَالُوا ظَلُّ عَنَّا Kayboldular ya, hiç yoklar. Halbuki bekliyordum diyecekler. Yok. Çünkü şuur kaybolmuyor, aynı. وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ Kendilerinin kafir olduklarına şahit olacaklardır orada. İtiraf etmiyorlar. Ama anlayacaklar ki biz kafirmişiz.